Şimdi kutu açılışına geçiş yapabiliriz. Hemen yanlardan bantları sökmeye başlayalım. Evet, ben iki farklı ürün almıştım. Şimdi şu kartonu bir kenara çekelim. Şimdi biz asıl ürüne odaklanalım. Şimdi kutuya yakından bakabiliriz. Burada gördüğünüz gibi LCD dijital çizim tableti denilmiş. Burada temsili bir görsel var. Burada modeli yazıyor. Burada da tek tuşla silme fonksiyonu özellikle vurgulanmış. Arka tarafına baktığımız zamansa yine temsili bir görsel var. Burada da silme kilidi olduğu söylenmiş. Silme butonu ve pil yuvası olduğu söyleniyor. Burada da kalemi sabitlemek için özel bir bölme yapılmış. Bu bölümde ise kullanımla ilgili dikkat edilmesi gereken maddelere yer verilmiş. Örneğin güneşe sürekli maruz bırakmayın diyor. Burada da modelle ilgili diğer detaylar yer alıyor. Evet, bu şekilde şimdi kutuyu açmaya başlayabiliriz. Hemen şuradaki bandı sökerek başlayacağım. Evet, kutu içerisinde başka bir şey yok. Şöyle bir poşetin içerisinde geldi ürün. Bunu da çıkartıyorum. Şurada bir kitapçık var. Kitapçığa baktığımız zaman burada ürünle ilgili garanti şartları söylenmiş ve burada yine tuşlardan ve dikkat edilmesi gereken işte çalışma sıcaklığı vesaire onlardan bahsedilmiş. Genel olarak böyle bir kitapçık. Bunu da bir kenara koyalım ve tabletin kendisine bakalım. Şimdi bu tablette de gördüğünüz gibi şöyle bazı izler var gözüküyor ama bu sizi endişelendirmesin. Muhtemelen silme tuşunu aktif edince burası kaybolacak. Şöyle genel bir görünümü göstereyim size. Ben rengini oldukça beğendim. Yani fotoğraftakinden daha iyi duruyor diyebilirim. Arka tarafına baktığımız zaman şöyle. Burada küçük olan modelde mıknatıslı bir yapı vardı ama bunu da koymamışlar sanırım o bölümü. Şurada gördüğünüz gibi 3 volt şeklinde bir bölüm var. Onu açabiliyor muyum? Şu an açamadım ama buna sonra bakacağım. Burada da silme fonksiyonu ile ilgili kilit kısmı var. Şu an kilitli olduğu için bakın şunu silemeyecek. Ama kilidi açıyorum. Ve bir kez şimdi tekrar silme butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi oradaki kısım kayboldu. Şimdi kalemi alıyorum. Bu arada kilidi tekrar aktif edelim. Şimdi örnek yazmaya başlayalım. Evet, yazma hissiyatı benim hoşuma gitti. Şöyle yapalım bir de. Bu arada arka tarafında tekrar bir uç yok sanırım. Şu çıkıyor mu? Hayır, çıkmıyor. Peki silgi gibi davranıyor mu? Böyle bir iz bırakıyor ama parmağımla yaptığım zaman o izi bırakmıyor. Yani şu kısım silgi gibi de davranmıyor. Bunu tam çözemedim. Şöyle yapalım. Yazmaya devam edelim. Yine bir tane temsili bir görsel çizelim şöyle. Şöyle çok kötü çizdim ama temsili olsun. Şöyle göstereyim size. Bakın şöyle bir görsel çizdim. Şimdi şuna bastığım zaman şu an kilit devrede olduğu için silemeyecek. Şimdi kilidi açıyorum. Bir kez bastığım zaman evet. Şu an iz kalmadı hatta. Bazen 2-3 kez basmak gerekebiliyor. Şu an gayet iyi bir şekilde sildi. Bir kez daha deniyorum. Evet, gayet güzel bir şekilde siliyor. Bu da bu şekildeydi. İlk deneyimlerim, ilk izlenimlerim bu şekilde. Şimdi videoya devam edebiliriz. Bu arada kalemi şöyle doğru bir şekilde takmak gerekiyor. Ama kalem için böyle özel bir bölüm olması gerçekten güzel olmuş. Benim oldukça hoşuma gitti. Evet, tabletin genel görünümü bu şekildeydi. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve bana katkıda bulunmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine bu videoyu beğenir, yorum yapar ve paylaşırsanız oldukça mutlu olurum. Sizin desteğiniz sayesinde videoların devamı da gelecek. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.